Rummenigge bıraktı golü. Allah Pirlo. Lan Pirlo. Lan Pirlo. O da içeri geldi. Golit. Gol. Aha Ronaldo reisim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzi Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni çıkardığımız Gullit, daha sonrasında ısrarınızla çıkardığımız Pirlo. İlk maça çıkıyoruz. Arkadaşlar orada yalnızdım. Çok fazla manyak özelliklerle gelmişler. Çok heyecan yaratıcı oyuncular olarak gelmişler. Şu an merakla ben de sizin gibi oturdum. Geçtim hocam kameranın karşısına. Neler yapabiliyormuş bunları görmek istiyorum. Sonuna kadar deneyeceğiz. Pirlo ölü yaprakla geldi. Şut gücü 97 olarak geldi. Gullit efsane bir fiziği olmasına rağmen, 1.90 boyuna rağmen hızlı geldi, çevik geldi. Garip özellikler, garip oyuncular. Tamam sakinim. Nobody diye okunur bu arada ama bir Bidone lan İbo gibi garip. İlgilenmiyorum kardeşim. Oğlum niye hepiniz bana yukarı bakıyorsunuz lan? Ahlaksız mısınız oğlum? Şşş, Bellingham da burada oynasın lan. Tamam, Bellingham da burada oynasın. Herkes yukarı bakınca hoşuma da gitti yani. Ben ikna oldum kardeşim. Ne güzel lan, hep böyle yukarı bakın. Gullit'in özelliklerine hızlıca bakalım. 26 yaşında sağ ayak. 1.90 boyunda futbolcudan bahsediyoruz. Ve bu adamın özelliği yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Ortadaki bütün pozisyonlarda oynayabiliyor. Dış plase var, kaptanlık var, mücadele ruhu var. 94 top kontrolü var. Ve hocam duran top 91 kafa 81 olarak gelmiş. 88 hız, 87 hızlanma. Şut gücü 92-90 olarak gelmiş ve Pirlo'ya geçtik. 33 yaşındaki dev kral Pirlo. Orkestra şefi olarak gelmiş ve alçaktan pas, yüksekten pas 94-99. Falsosu muhteşem, duran top muhteşem, ikili mücadele muhteşem, defans katımı muhteşemken bir de şut gücü de 97-94 olarak da gelmiş. Bu nobody'nin kadroya da geldik, baktık. Güzel kadrosu var: Ronaldo, Griezmann, Iniesta, Messi, Casemiro, Mbappe, Campbell. Özledik. Gel kral artık, gerçekten özledik. Sen bize lazımsın. Şu kadroda Campbell lazım. Puyol da güzel, Baris de güzel de insanın bir gönlünde hani böyle Beckham var, Campbell ikilisini de arıyor, anladın mı? Yani biz geri kafalıyız, gelişmeyiz kardeşim. Aklımız hala Rumela şurada. Yapacak bir şey yok baba. Bu Pirlo'yu da merak ediyorum. Ayrıca geçen videoda Pirlo'yla attığım muhteşem golü Berke'nin bulması imkansız dedim ama Berke o golü bulmuş. Tebrik eden Berke, adamsın. Sen biliyor musun bu işi çocuk adam? Ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Maça geçerken beğenilere abandınız bile değil mi? Beğendiniz. Farkındayım. Bekliyorum. Hocam şimdi Jude Bellingham baresi ayak koydu. Oo, Ronaldo'dan Maicon'da. Ha, herkes ayak koysun. Olur kardeşim. Messi, Bellingham. Burada da Messi gördü. Messi burada Rummenigge'yi gördü. Rummenigge bıraktı. Gullit. İlk şut, ilk gol. Gullit, Gullit, Gullit. Topa dokunduğu anda skoru buldu hocam. Hızlı başladı. Tatlı başladı Gullit. Tamam hocam. Şimdi Casemiro, Messi, Baresi. Hocam Pirlo müdahaleyi yaptı. Şöyle gördü Messi'yi. Messi pas atmak istedi, olmadı. Mbappe, Baresi. O Pirlo onu da kesti. Pirlo'dan Maicon'a. Maicon hocam. Pirlo yine aldı, müdahale yaptı. Bellingham. Bellingham'dan Messi'ye. Messi'den Rummenigge'ye. Gullit. Gullit'ten Neymar'a güzel top. Aha hata. Hocam Gullit geldi. Gullit. Çek ulan lütfen. Al lan Pirlo. Lan Pirlo. Lan Pirlo. Uf, çok güzel vurdu lan. Şimdi Baresi, hop Pirlo aldı topu kardeşi, şöyle Messi'ye doğru, Messi'den Maicon'a, Maicon'a geldi. Gullit, o da içeri geldi. Gullit, oy direkte patladı. Biraz da Gullit'in gelmesini bekledik tabi yani. İçe atsak goldü, biz bunu biliyoruz, zaten biliyoruz. Lan, ulan deneme maçı lan bu. Gullit Pirlo deneme maçı, ne bekliyorsun? Rumeni gettik mi bekliyorsun? Yani anladık, sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Bellingham, Casemiro hocam, Baresi ayak, of Puyol tamam. Baresi şöyle gördü abi Messi'ye. Messi şöyle indi Maicon'a. Maicon'dan Messi'ye. Messi abi şimdi gitmiyor kimse. Ha Pirlo hocam, Gullit indi aşağı Pirlo'ya. Pirlo! Tamam sakin. Sakinim reis, ben senden razıyım lan, sıkma canını. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Dokun lan, dokun. Tamam Maicon. Hocam şurada Gullit'le baskı yaptık. Mbappe ayak koyduk hocam Puyol'a. Puyol'dan Bellingham'a. Bellingham'dan Messi'ye. Messi'den Bellingham'a.
O bir şeyler yaşandı, bir şeyler yaşandı. Hocam Bellingham bıraktı Gullit'e. Gullit. Çok hızlı sol ayakla. Sert şut çıkardı, fena değil. Fena değil. Severim. Böyle sert şutlar çıkarabilen futbolcuları severim kardeşim. Kalkıyordu çünkü. Biraz da sertti. Hocam Pirlo Ronaldo. Hocam hop Bellingham. Ya Bellingham da bir göz doldur ya. Puyol Gullit. Gullit de hocam Rummenigge'ye. Bellingham. Hop hata var. Hocam hata. Puyol ayak koy. Tamam. Şimdi Maicon Mbappe. Maicon'u buraya çektik. Ayakta koyduk. Lan sadece dokunduk ya. Oğlum bu ne lan? Futbol erkek spordur. Şu an beni linçleyemezsiniz bu arada. Futbol gerçekten erkek spordur kanka. Futbol eşittir falan. Yani kızlar futbol oynar diyenler kanalı terk edebilir mi? Benim kanalımda öyle insanların hiç yok. Ben abi cahil cühela ataerkil toplum erkeğini severim. Ben öyle yok ama şöyle eşittir meşittir böyle futbolu beraber oynar falan. Bana gelmiyor onlar. Bana gelmiyor onlar. Ben saplarım. Kadın milletinden hiç yüzümüz gülmedi bir oran. Hocam Bellingham. Gullit. Gullit vurdu. 2-0 oldu. Sakin lan. Sakin olun be. Sakin olun. Bir sakin olabilirsiniz lan. Hayırdır? Hocam. Aha. Ronaldo reisim. Şey ne yaptın lan öyle? Oo gol sevinci kral. Helal olsun lan. Ama Ronaldo ile attın. Ses etmeyeceğim ama saplayacağım. Kanka Gullit'in ara pasını merak ediyorum. O yüzden şöyle bir enstantane yapmam lazım. Ay dolaylı geçiyordu. Dolaylı geçiyordu. Hocam Gullit kırmızı verebilir misin? Bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Baba şöyle Bellingham'a. Bellingham bırak da baba Pirlo'ya. Hocam Gullit'e. Gullit'ten Bellingham'a. Pirlo. Pirlo! Çok sağ, tamam sakin. Oğlum Pirlo diyorsun yani. Görünce vurasın geliyor. Ne yapayım? Zaten bunun için almadık mı bu adamı da? Baba Puyol, uçurun. Maicon. Baba Bellingham farklı bir seviyesin lan. Bellingham'ı hiç oynatmamaya çalışıyorum ama her yerden çıkıyor ve kendini hissettiriyor. Gullit'cim ben senden razıyım kral. Tek kale futbol, 31 pası var. Gayet yetenekli. 2 şutla kaleye bulan ikisi de gol olmuş. Bizim daha çok gol atmamız lazım ama biz uzaktan deniyoruz. Skora değil, futbol oynuyoruz. Futbol adamıyım. Gullit'in asistiyle devam edelim he. Pirlo Gullit'e atarsa Gullit. Oy trivela. Campbell baba var orada. Neymar. Bıraktı. Baba Bellingham. Bellingham'ı görünce de dayanamıyorum. Ne yapayım? Hoca herkes içeri yıkıldı. Pirlo dışarıda kalacak. Ben paslarla bunu Pirlo'nun önüne çıkarırsam ben bunu şey yapacağım. Gol bulurum. Allah cezanı vermeye. Onun nece pastı. Tamam böyle Maicon. Maicon. Hocam Pirlo. Sol ayak plase Kurtuğa. Tamam sakin. Orada ters nokta attınız oğlum. Ters nokta attınız. Luke Shaw indir kardeşim. Gullit, Luke Shaw, ooo güzel pas, Messi, indi kardeşim, Nuno Mendes, Messi, dokundurmayın, Maicon seviyorum seni bebeğim, Baresi bıraktı Pirlo'ya, Pirlo'dan hocam Bellingham'a, Bellingham'dan hocam Gullit'e, Gullit, Neymar oynadı, Neymar, Rummenigge 3'ü bulmak istedi olmadı, dokun lan Pirlo nerede? Pirlo'nun ne işi var orada? Offside'a düşürdük lan Pirlo yanlışlıkla. Hocam ben hakkımı helal etmeyeyim ha. La Pirlo offside'a düşer mi lan? Hayatında kaç kere offside'a düşmüştür lan Pirlo? Tamam ben de oyun değişikliği yapacağım. Çok haklısın gerçekten. Çok sinirlendik. Haaland'ı buraya çekelim. Foden erkekim gel. Beckham gel. Tamam bunlar oynasın. Bellingham'ı hiç çıkarsın yok. Ben gerçekten Bellingham fanı oldum ya. Neyse bunlar ayak uyduracak adam Guti'dir kardeşim. Hadi Guti'ni yedim oynayak. Şimdi devam. Bir şey oyna. Karşıma oyna. Hocam Baresi bıraktı Guti'ye. Guti'den Gullit'e. Gullit'ten Haaland'a. Haaland'dan Gullit'e. Tekrar Guti. Bak. Pirlo geride kaldı. En sevdiğim. Ya abi Pirlo defans. Ya abi defansif katılım çok fazla. O yüzden ileri bir tık gelmiyor. Ben uzaktan vuruyorum. Deneme. Acın olur. Şş, sakın ha. Hocam Puyol. Şöyle bıraktık hocam. Foden. Yakışmadı. Luke Shaw. Ver kardeşim. Guti'ye. Hocam Maicon şöyle oynadı. Bak şimdi. Beckham bıraktı hocam Guti'ye. Guti gördü.
Gullit. İndi hocam Haaland'a. O da Gullit. Gullit burada Haaland'ı gördü. Erling Haaland 3 attı. Gullit 2 asist 1 gol. Pardon 2 gol 1 asist. Tıkır 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 yani, anladın mı? Aferin aferin, iyisiniz iyisiniz çocuklar. Pirlo bastır. Tamam Haaland. Foden. Hocam Gullit bıraktı tekrar Haaland'a doğru. Campbell. Arada şu müdahaleleri yapıyor var ya Campbell. Gullit geldi aldı. Gullit bırak daha Pirlo'ya. Pirlo'yu ver kaçtan kaçırayım bari. Ulan Pirlo'yu kaçırdık da. Top nereye gitti top? Baresi dönderme. Dönderme Ronaldo'yu. Dokun baba. Eyvallah Baresi. Come on baby. Kaydık. Oo Baresi koydu abi Guti'ye. Guti'den Pirlo'ya. Pirlo'dan hocam Gullit'e. Tamam şunu şuraya çekersek kim oynayabilir ki? Ver. Hop abi Pirlo var orada. Hayırdır lan? Gel kardeşim. Offside olabilir mi? Yani sadece bir soruydu yani. İlla offside diye tutturmadım kardeşim ya. Olabilir mi dedim. Hemen de düdük çaldılar yani. Olabilir. At lan gol hadi. Ronaldo'ya oyna. At. Oo Ronaldo'ya atamazsan ben atarım. Tamam ben gole gidiyorum. Ben gole gidiyorum. Ben giderim gole. Pirlo'dan bıraktı. Erling Haaland'a. Lan orada da bitmez. Lan adam sırtı dönük atacak ya. Yok güzel oynadık. Gullit gerçekten maçın adamı oldu. Kafaya kalktı abi. Ara pası attı. Uzaktan iki tane de güzel gol attı. Daha ne yapsın? Pirlo defansif anlamda çok iyi. Ofansife katılmıyor. Katılmıyor ofansife. O yüzden skora çok etki edemedi. Ama şu an Pirlo'yu oynatıp göbek oynatırsak eğer belki bir tık daha ofansif olabilir. Ama defansif katılma özellikleri çok yüksek olduğu için ister istemez geride kalıyor. Ama denenir. Büyük ihtimalle ben ceza sahasına girmem çalışırda. Pirlo'yu ne yapacağım abi? Göbek olarak oynatacağım. Çünkü dosta çok geride kalmış olacak. Elimize kolumuza sağlık. Güzel maçtı, güzel denemeydi. Ben iki oyuncudan da memnun kaldım. Sizin gözünüzden oyuncular nasıldı yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.